أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأصدقاء الأعزاء نحن نتذاكر معكم آيات القرآنية في سورة البقرة Evet şimdi 214. ayete bakalım. Em hasib, bu ayeti çok duymuşsunuzdur. Em hasibtum, yoksa em atıf harflerinden biri. Yani bizim ve, veya, yoksa gibi atıf edatlarımız var ya Türkçe'de. Arapça'da da 10 tane bu şekilde atıf harfi var. Onlardan bir tanesi de em. Yoksa hasibtum, hasibe yahsebu zannetmek demek. Hasibtum neresi? Fiili mazi, cemi müzekker muhatap. Siz yoksa zannettiniz neyi? Faili buldum. Yani gizli entum. Hasibtum entum. Yoksa siz zannettiniz mi? Aslında istifham edatı yok orada. Yoksa zannettiniz. Şimdi konuşma dilinde her zaman soru edatı kullanılmaz. Bazen sesle de soru sorulabilir. Mesela gittiniz mi diye karşıya soruyoruz. Gittiniz mi? Mi orada soru edatı. Ama bir de şöyle sesle mi kullanmadan sesle bunu karşı tarafa sorsak mesela gittiniz. Bak mi yok. Ama sesin vurgusundan istifham edatı olmadığı halde karşı taraf onun soru olduğunu cümlenin anlar. Arapçada da böyle şeyler vardır. Em hasibtum burada şimdi sandınız mı yoksa? Ne? En tedhulul cennete. En ne yapardı? İki iş yapardı. Bir, önüne gelen fiili muzariyi nasp ederdi. Yani sonunu fethalı yapardı. Şimdi burada niye olmadı diye soracaksınız. Fiili muzarinin bu 14 sigasının içerisinde 5 tane kalıp var ki bu kalıpların irabı farklıdır. Onlara ef'alu hamsite denir. 5 fiil kalıbı. Onların nasbları, cezimleri bu şekildeki sonlarının düşmesiyle olur ve biz bunları bu şekilde anlarız. O tedhulu neydi aslında? Yani şurası. Tedhulu, tedhulani, tedhulune. Siz giriyorsunuz. Peki nun nerede? Nun enden dolayı düşmüş. Haleti nasbi nunun hasfiyledir derler. Nun düşer ve biz anlarız ki bu fiil-i muzari nasb olmuş veya cezm olmuş. Bir de ne yapardı? Mana olarak fiil-i mastara çevirir. Girmeyi, bak, girmek yapardı onu. Normalde giriyorsunuz. Tedhulune idi. En yok kabul edelim eni. Tedhulune idi. Giriyorsunuz. Ama en gelince hem nun düştü irab olarak hem de manayı mastarlaştırdı. Girmeyi mi zannettiniz veya gireceğinizi mi? Çünkü fiil-i muzarinin 3 zamanı aynı fiille ifade etme imkanı veren bir fiil. Yani geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Hepsini fiil-i muzari karşılıyor. Onun için nereye gideceğinizi? El cennete. C
cennete gireceğiz. Şimdi fiili bulduk. Tedhulu ne idi? Tedhulu kaldı. Peki fail nerede? Fail buradaki vav, bakın. Çoğul, cemi vavı bu. Cennete ne? Cennete de mef'ul. Cennete gireceğinizi mi sandınız yoksa? Peki burada muhatap kim? Madem hasibtum, fiili mazi, cemi, müzekker, muhatap dedik buna. Şu kalıp, muhatap kim? Muhatap müminler. Allah inanan kullarına böyle buyuruyor. Siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa? Peki ne geliyor? Velemma, lemma, bu da fiil-i muzari cezmeden lem, lemma, lamu lemir, lamun nehi. Yani dört tane edat da fiil-i muzari cezmeder. Dört tane edat da fiil-i muzari nasbeder. En, len, key, izen. Şimdi eni gördük bak. Lemma aynı zamanda zaman zarfı, vakit bildiren bir şey. Daha çok mazi ile alakalı. Ve lemma ye'tikum. Eta ye'ti, bak. Ye'tikum idi. Oradaki illet harfi lemmadan dolayı düştü. Çünkü lemma fiili muzari cezmeder. Sonu illetli olunca o illet harfi kalkar. Peki küm zamiri mef'ul. Yani size gelmedikçe, gelmediği müddetçe, zaman zarfı diyoruz ya, ne? Fiil-i muzari'nin faili nerede? Faili meselüllezine, meselu, bakın. Merfu okuyoruz çünkü fail. Ye'ti fiilinin faili. Ellezine ismi mefsul. Halav, geçti gitti demek. Yani önceden vardı şimdi yok. Hala yahlu huluven aslında boşaltmak demek. Yani vardı bu insanlar, gittiler, şimdi onların yeri boş kaldı. Ama bir dönem vardı bu insanlar. Min kablikum. Sizden önce gelip geçenlerin aynısı. Misil Türkçe'de kullanıyoruz. Misal diyoruz bak. Benzeri demek. Örnek diyoruz mesela. Sizden önce geçenlerin aynısı size gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa? Şimdi demek ki daha önceki ümmetlerin başlarına çok şeyler gelmiş. Onlar da mevcut ümmetin, yani ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in başına, onlara benzer, bakın. Aynısı değil. Mesela toplu imha Efendimizin ümmetinde olmayacak. Toplu imha. Ama daha önceki Ad, Semud kavimlerinde toplu imhayı görüyor. Taş taş üstüne yok. Lut kavmi. Taş taş üstüne yok. Hazreti Nuh'un kavmi. Gemiye binmeyenlerin hepsi gitti. Toplu imha. Efendimizin ümmetinde böyle toplu imha olmayacak. Efendimizin duası var çünkü. Allah'ın kabul ettiği bir dua. Ama şimdi anlatacağı zorluklar sizin başınıza gelmeden siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa? Nedir bu zorluklar şimdi? Hala kelimesi fiili mazi. Şu kalıp bak. Hala, haleya, halevu. Geçti gitti demek. Yani vardılar bir dönem, döküldüler mesela, ortalık onlardan boşaldı demek. Hatta biz bunu Türkçe'de hela diye kullandığımız hela var ya, hela, yüz numara veya işte tuvalet, lavabo dediğimiz şeyin kelime de buradan geliyor. Boşluk demek yani. Bir kişi var diyelim, başka kimse yok. Boş manasındadır yani. Burada da yani daha önceden milletler geldi, geçti, gittiler, ortalık boşaldı anlamında. Kelimenin morfolojisi böyle. Evet, min harfü cer, kablikum, kabli minden dolayı mecrur, kabil kelimesi muzaf, kum muzafun ile. Evet, buraya kadar baktığımız zaman
sizden önceki gelip geçenlerin aynısı size gelmedikçe cennete gireceğini mi zannettiniz yoksa? Peki bunlar ne? Şimdi onları sayıyor. Messethum. Messe, yemussu, messen, dokunmak demek. Messet, şimdi elbe'sa kelimesi müennes olduğu için fiili de bakın müennes olarak geldi. Hum zamiri o mef'ul. Onlara dokundu. Ne dokundu? Elbe'sa'u. Elbe'su be'sa'u. Çoğul yani. Be'es acı demek. Sıkıntı demek. Izdırap demek. Çile demek. Çileler, zorluklar onlara dokundu. Daha ve darra'u. Türkçe bu bak. Zarar. Bir takım kayıplar oldu. Sayıyor, devam ediyor. Ve zülzilu. Zelzele bu kelimeden geliyor. Ama zelzele, yüzelzilu, zelzeleten. Bu fiili mazisi. O fiili mazinin meşhulü bu. Zülzile, şurası zülzile, sarsıldı. Zülzila, zülzilu. Cemi, müzekker, gaib. Fiili mazi bu. Ve sarsıldılar. Şimdi daha önceki ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa? Ümmetlerin başına gelen üç şeyi sayıyor Cenab-ı Hak. Birisi be'es. Yani acı, acılar. Be'sa'u onun çoğulu. Messe'nin burada asıl faili el-be'sa'udur. Vaddarra'u da be'sa'nın üzerine atıftır. Hani matuf, matufun aleyhin irabını giyer diyoruz ya, darra'u kelimesini ötürü okumamızın sebebi be'sa kelimesinin üzerine atfedilmiş olması. Peki üçüncüsü, sarsıntı ne? Bizim anladığımız manada fiziki yerlerin sarsılması değil burada. Duygu, düşünce, zihin karışıklığı. Yani kalbi karışıklık yaşadığı insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinde de oldu bunlar. Sen Allah'ın Resulü değil misin diyenler çıktı sahabenin içerisinde. Demek ki zorlu şartlar insanların duygu ve düşüncelerini sarsıyor. Sahabi de olsa seviyelerine göre onlarda da sarsıntılar meydana gelebilir yani. Evet. Zülzilu fiilinin faili oradaki vav, cemî vav. Yani onlara zarar dokundu, acılar çektiler ve sarsıldılar. Hatta, bak Türkçe bu, ta ki demek. Nereye kadar? Yani bu sarsıntı ve onlara dokunan zarar, efendim acılar nereye kadar? Yakûle, hatta yakûle. Hatta fiil-i muzari'yi nasb eden bir edat olarak en var hatta ile yakule arasında. Hatta en yakule demektir. Neden? En burada hasbedilmiş görülmüyor ama yakule diye sonunun nasb edilmesinden anlıyoruz ki burada gizli bir en var. O en fiil-i muzari'yi nasb etmiş. Ve manasını da mastara çevirmiş. Ta ki demeleri diyor. Kale yakulu fiil-i muzari. Bak şurası. Fiil-i muzari müfret müzekker gaib. Hatta en yakule. Hatta şöyle demeleri. Ne diyorlar? Diyen kim? Faili geliyor şimdi. Er-Resulü. Peygamber. Yani ümmetin başındaki peygamber ta ki böyle demesi. Ne diyor? Başka kim var peygamberin yanında? Vellezine amenu ma'ahu. Ma'a birlikte, beraber. Ma'a aile derler ya, aileyle birlikte demek.
Mahu, oradaki hu zamiri Resul'e gidiyor. Peygamberle birlikte olan iman edenler. Vellezine ism mevsul, amenu da iman edenler. Onunla birlikte, peygamber ve onunla birlikte iman edenlerin şöyle demesi. Bakın sarsıntı onlar neler, nereye kadar götürüyor. Uğradıkları zarar, çektikleri acılar, sıkıntılar onları şöyle demeye kadar götürüyor. Hatta ne diyorlar? Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Sıkıştık. Güç, takat yetiremiyoruz artık. Bittik, tükendik derler ya. Bu manada. Meta neydi? Meta bir istifham edatıydı ve zaman sorgulardı. Ne zaman yani? Nasru, o da bir mastar. Nasara yansuru nasran diye mastar. Nasrullahi, nasru muzaf, Allah'ı da muzafın değil. Dolayısıyla sondan başa doğru tercümeyi toparlıyoruz. Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Kimler? Peygamber ve onunla birlikte olan iman etmiş kişiler. Ellezine isim mevsulünden bunu anlıyoruz. Amenu fiili muzari cemisinden bunu anlıyoruz. İman etmiş kişiler. Peygamberle birlikte diyorlar ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ve biz bu sıkıntılardan kurtulacağız. Ela, bu da bir tembih edat. Dikkat kesin. Takip edin hadiseyi. İnne, hurufu müşebbehun bil fiil. Yani fiile benzeyen bir harf. Nasrallahi, nasr kelimesi gene yukarıda geçmişti. Nasara yansuru nasran, mastarı. Yani yardım etmek. İnne'nin ismi olduğu için mansub olmuş. Nasrallahi. Nasra da aynı bu şekilde. Muzaf, muzafın değil. Karibun ne? Karibun da innenin haberi. Yakın demek. Akraba bu kelimeden geliyor. Bunun çoğulunu kullanıyoruz biz. Guraba ile karıştırmayın. Garib, ga ile yazılıyor. Karib, kaf ile yazılıyor. Birisi gayin, birisi kaf. Birisi kuraba, yakınlar demek. Birisi guraba, garipler demek. Memleketinden, eş dostundan uzak kişiler garip, kimsesiz. Öteki karib. Evet, bu ayetin de manayı münifine bakalım. Sizden öncekilerin bir benzeri sizin başınıza gelmediği müddetçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa? Onlara acılar, zararlar dokundu, sarsıldılar. Ta ki peygamber ve onunla birlikte iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı yakındır. Evet, 215. ve son ayet sanki birbirleriyle hiç alakası yokmuş gibi. Yukarıda anlatılan ama çok alakası var. Sorulan soruya baktığınız zaman. Yeselû neke. Se'ele yeselû sual mesele. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Fiili muzari. Se'ele mazisi. Yeselû muzarisi. Sualen mastarı. Yeselû ne? Soruyorlar. Bak şurası. Yeselû, yeselâni, yeselû ne? Fiil-i muzari, cemî müzekker, gaib. Soruyorlar yani. Kime soruyorlar? Ke, sana. Fiil var. Yeselûne. Fail var. Oradaki vav, cemî vavu. Yeselû diye çekiliyoruz. O vav, fail. Ke ne? Kaf. O da mef'ul. Yani tercüme ederken, Habibim sana soruyorlar. Ne soruyorlar? Ne diyorlar? Soru ne yani? Mada neyi? Bu da istifham edat. Ma'i istifhamiye. 5-6 çeşit ma var.
Bunlardan gördüklerimiz işte ma-i nafiye, ma-i nahiye, ma-i mevsule, ma-i istifhamiye, yani soru mazı. Oradaki da aslında işaret edat. Zalike'deki za gibi yani. Mada bu nedir demek yani. Mahada gibi. Mada ne? Yunfikune. İnfak ediyorlar. Enfaka yunfiku. İnfak. Vermek yani. O da fiil-i muzari ama aynen yeselune gibi. Yeselune yunfikune. Birisi seyre kökünden geliyor, birisi enfaka kökünden geliyor. Fiil-i mazisi enfaka yunfiku infak. Peki, soruyu soruyorlar. Mada yunfikun. Ne infak edecekler? Ne verecekler? Ne vermeleri lazım diye sana soruyorlar. Kul de. Kale yekulu kavlen kul emre hazır. Kul huvallahu ahad diyoruz ya. De ki o Allah'tır. Bir tektir. Kul de ki ma enfaktum. Buradaki ma da isim mevsul bak. Ma enfaktum. Ne verdiyseniz. Enfaka yunfiku enfaktum. Şurası. Fiili mazi, cemi, müzekker, muhatap. Siz verdiniz. Ne verdiyseniz yani. Min hayrin. Hayırdan. Hayrı Türkçe. Bak. Hayru hasenat diyoruz. Hayırdan ne infak ettiyseniz kim için? Felil valideyni. Ana baba için. Valid baba demektir. Valideyn tesniye aslında iki baba demektir de fakat ana baba için kullanılır. Bunun daha çok biz Türkçe'de ebeveyni kullanırız. Eb baba demektir. Ebeveyn de iki baba demektir aslında. Ama o tesniye ana ve baba için kullanılır. Mesela niye valideteyn denmez de ebeveyn denir veya işte buradaki olduğu gibi valideyn denir de valideteyn denmez. İşte baba belki asıl olduğu için. Daha kim için? Akrabin. Bak geldi işte. Aynen yukarıdaki karib kelimesinin akrabin, yakınlar demek. Valideyn tesniye lam harfi cerinden dolayı mecrur. Validani'dir aslan. Ama tesniyelerin haleti cerleri ya ile olduğu için valideyni akrabin kelimesi de valideyn üzerine atfedildiği için o da tesniye veya akrabun idi çoğul cemi müzekkerlerin de haleti ceri ya ile. Tesniye değil de daha çok bu cemi. Ama valideyn tesniye. Ana baba. İki kişi onlar zaten. Ama akraba iki kişiden ibaret olmaz. Onlar çoğul olur. Onun için akrabin çoğul. Daha kimler için? Yani kimlere verecek? Hayır olarak kimlere verirse gerçekten hayır olur. Sordular ya. Ne vereceğiz yani? Ne infak edeceğiz? Neyi infak edeceğiz? Daha doğrusu kime ne vereceğiz? Allah da sayıyor bunları şimdi. Birinci sırada ne var? Ana baba var. İkinci sırada ne var? Yakın akraba var. Bu kan bağı olur, nikah bağı olur. Yani gerçek akraba bir de hısım dediğimiz nikah yoluyla bize akraba olmuş kişiler. Başka kimler? Vel yetama, yetimler. Yetim ya, Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Öksüz, yetim diyoruz ya. Anasız, babasız. Daha kim? Vel mesakin, miskinler. Yani hiçbir şey olmayan yoksul, fakir demek. Fakirle miskin arasındaki bir fark var. Birisinin var yetmiyor, birisinin hiçbir şey yok, günlük yaşıyor. O yoksul işte. Adı üzerine yok. Yani. Yoksul demek olmayan, hiçbir şey olmayan demek. Fakirden daha düşük seviyesi. Daha vebni sebili. Yolda kalmış yolcular. Yani memleketinde parası var ama
Şimdiki gibi değil ki. Yolda kaldınız mı, paranızı çaldırdınız mı, bitti. En fakir sizsiniz. Ona da yardım. Şimdi kaç grup saydı? Ana baba bir. Buradaki sıralama da ehem mühim sırasıdır. Ana babanızdan artanı yakınlarınıza vereceksiniz. Onlardan da artanı yetimlere vereceksiniz. Oradan da artanı miskinlere vereceksiniz, yoksullara. Oradan da artanı yolda kalmışlara vereceksiniz. Bakın şimdi toplumda da tersinden başladığınız zaman en az yolda kalmış bulunur. En az yoksul bulunur. En az yetim bulunur. En az akraba bulunur. En az ana baba bulunur. Allah bunları haşa ve kella lalet tayin bir sıraya tabi tutmamış ya. Yani. Bu önemli bir sıralamadır. Anasına babasına bakması kesin. Şimdi sadece burada iki grup, ana ve baba ve de yakın akraba dediğimiz, yani usulü ve furuğu, evlatları, torunları, torunlarının torunları, yukarıya doğru babası, dedesi, ninesi, dedesinin dedesi, bunlara zekat olmaz. Ama bunları zaten zengin bir evlat bakmak zorundadır. Onun için onlara zekat olmaz. Bir numarada sayıyor bunu Cenab-ı Hak. Valideyni vel akrabin. Evet. Yetimler, miskinler. Bak hepsini de çoğul olarak söylüyor. Valideyn tesniye. Ondan sonrası akrabin, yetama, mesakin, ve binis sebil ve yolda kalmış olan. Yolcu. Hepsi neyin üzerine atıf? Valideyn kelimesinin üzerine atıf. وَمَا تَفَعَلُوا Neyi yaparsanız. Buradaki ma da yine aynı şekilde ma-i mevsule. تَفَعَلُوا فَعَلَى يَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Hayır olarak ne yaparsanız, tabi buradaki ma-i ma-i şartiye olarak değerlendirdiğimizden dolayı tef'alû nedeki nun da bundan dolayı düşmüş. Nereden anlıyoruz onu? Çünkü cevabında bakın fa gelmiş. Fa-i cevabiye. Hayır olarak ne yaparsanız şart edatı, şart cümlesi fe innallâhe şüphesiz Allah bihi o yaptığınız hayır. Oradaki hi zamiri hayra gidiyor. Hayır olarak ne yapmışsanız alimun şüphesiz Allah onu bilir. İnnenin ismi Allah, onun için mansup okuyoruz. Alimun da onun haberi, onu da merfu okuyoruz. Bu ayetin meali münifiyle bitirelim. Sana ne infak edeceklerini sorarlar Habibim. De ki hayırdan infak ettiğiniz şeyler ana babanız için, akrabalarınız için, yetimler için, yoksullar için ve yolda kalmış yolcular içindir. Yani infak edecekseniz bu sıralamaya göre infak edin demek. Verin yani. Hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.